أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım için Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, İslam tarihinin her döneminde Müslümanları gururlandıracak mümin erkek ve mümin kadınların önlerinde ilimle, takvayla, salih amelle, hikmetle ve cesaretle yürüyen Rabbani alimler hiçbir zaman eksik kalmayacaktır. Bu Rabbani alimler tüm insanlığın üzerine bir güneş gibi doğup maddi ve manevi yönleriyle onları ışıtacaklardır. Özelde mümin erkek ve mümin kadınların Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini anlama konusunda kandil görevi görüp kalplerini aydınlatacaktır. İslam aleminin en çok korktuğu zamanda bir aslan gibi kükreyip ümmeti tekrar cesarete sevk edeceklerdir. İslam ümmetinin fertleri dünyaya meylettikleri anda onları perçemlerinden tutup ahiretin ufuklarında gezdireceklerdir. İslam ümmetinin haramlara yönelip şeytanın ve dostlarının oyuncağı olacağı sırada dilleriyle ve ellerinde bulunan kamçılarla onları tekrar sırat-ı müstakime ileteceklerdir. Allah'a hamdolsun ki İslam tarihinin her bir sayfasında altın harflerle kazınmış Rabbani alimler mevcut oldu. Temennimiz, isteğimiz, alemlerin Rabbi olan Allah'tan talebimiz bu alimlerin sayısının her geçen gün kıyamete kadar artmasıdır. Ne zaman ki İslam ümmetinin fertleri Allah'ı unutur oldular, onlar Rablerini tanıtmak için çırpındılar. Ne zaman ki İslam ümmeti ahireti gündeminden düşürdü, onlar ölümü hatırlatmak için çırpındılar. Onlar kısacası Rabbani alimler peygamberlerden sonra peygamberin mirasını ümmetin içinde canlı ve dinamik tutmak için mücadele ettiler elhamdülillah. İşte bu akşam Allah nasip ederse ilmiyle, ferasetiyle, hikmetiyle, zühdüyle, cihadıyla, hakkı söylemedeki titizliğiyle sultanların kalbine korku salan, alimlerin sultanı, idarecilerin idarecisi, vallahi insanlık tarihinin hiçbir zaman karşılaşmadığı, bütün idarecileri bir beytul mal gibi satan yiğit bir adamdan bahsedeceğiz. Şeyhul İslam İz bin Abdüsselam rahmetullahi aleyh. 12. yüzyılda Şam beldesinde, mübarek Şam topraklarında doğdu. İlminin otoritesinden dolayı alimler ona alimlerin sultanı dedi.
İzzet, vakar, vera, ilim, takvada öyle bir üstün seviyeye geldi ki tüm Şam halkının değil, Şam sultanlarının ve idarecilerin yanında büyük bir değer oldu. Hakkı söyleme konusunda öyle bir ileriye gitti ki sultan ve idareci tanımadı. Krallara nasihat etmekten hiçbir zaman çekinmedi. Bundan dolayı da Şam sultanı Melik el-Eşref tarafından sürekli methedildi. Yanında önemli bir değere sahip oldu. Bakın kardeşlerim, bu bahsetmiş olduğum sultan, yani Melik el-Eşref vefat edip onun yerine kendisinin bulunduğu tahta Salih İsmail isminde bir sultan geçer. Şimdi ne olur buraya dikkat edin. Şam ehli gibi Müslüman olan, Şam ehli gibi Allah'ı seven, Şam ehli gibi secdelere varan, Şam ehli gibi Allah'ı zikreden, Mısır topluluğuna savaş açmak için Hristiyanlarla el tutuşur. Kim? Şam sultanı Salih İsmail. Peki Hristiyanları bu konuda ikna etmek için ne yapar? Şam beldesinin şehirlerini ve kalelerinin birçoğunu onlara sunar. Hristiyanlığın bulamadığı bir nimettir. Hristiyanların arayıp da bulamayacağı bir değerdir. Hemen teklif onaylanır. Hristiyanlar bunu fırsata çevirirler. Peki ne yaparlar? Sultanlar ve krallar silah tüccarlarını Şam'a gönderirler. Gidin Şam'dan kılıç alın, kalkan alın, mızrak alın, mihfer alın. Ve İbn Abdüsselam bütün bu şecaati, bütün bu aymazlığı, sultanın şımarıklığını, içine düşmüş olduğu acziyeti duyar ve şöyle bir fetva yayınlar. Hristiyanlara silah satmak haramdır. Dikkat edin ne olur. Hristiyanlara silah satmak haramdır. Zira sizden silah satın alanlar, sizden kılıç alanlar, sizden kalkan alanlar, mızrak alanlar yarın Müslüman kardeşlerinizin üstünde bu silahları kullanacaktır der. Silah satışınız haramdır. Bütün silah atölyelerine, kılıç üreten fabrikalara, işçilere, patronlarına bu fetvayı gönderir, haram olduğunu onlara ispatlar. Hemen silah tüccarları bundan vazgeçerler. Hristiyanlara silah satmaktan vazgeçerler. Yalnız İbn Abdüsselam'ın yüreği yanıyor. Bu fetva sadece onu tatmin etmez. Cuma günlerinde sultana hutbede dua etmek için çıkmayı artık terk eder. Artık hutbesinde sultana, idarecilere dua etmek yoktu. Peki sonunda ne yapar? Hutbe biter. Aynı, bakın Hasan Ednedvi'nin ifadelerini kullanıyorum. Kendini kaybeden bir eda ile ellerini gökyüzüne kaldırır. Ya Rabbi, İslam'a ve İslam'ı savunanlara yardım et. İslam düşmanlarını, şimdi bakın bu düşmanlardan kasıt Hristiyanlardır, Yahudilerdir, müşriklerdir, ateistlerdir. İslam coğrafyalarını boğmak isteyen her bir düşmandır. Yalnız şimdi söze dikkat edin. Aynı zamanda doğrudan sapıp sapkınlığa düşenleri kahru perişan et diyerek sultana da beddua etmiştir o hutbede. Hemen devlet idarecileri, sultanın uşakları bu haberi alırlar, sultanın kulaklarının içerisine damlatırlar. Abartılı ifadeler kullanırlar. İbn Abdüsselam kadılıktan alınır. Vaizlikten alınır. Bununla yetinilmez. Hapsedilir. Bununla da yetinilmez. Sonra o uşaklık yaptıkları Kudüs'e onu sürgün olarak gönderirler. Peki ne olur biliyor musunuz? Bakın ne olur şuraya dikkat edeceğiz kardeşim. Artık Mısır'la savaşmak için
sultan ordusunu hazırlar, vezirlerini gönderir. Kudüs'te Hristiyanlarla bir araya gelirler. Dikkat edin. Yalnız her ne kadar sultanın içerisinde İz bin Abdüsselam'a bir kin, nefret, kızgınlık bulunsa da yanındaki emirine emreder, kendisine bir mendil gönderir. İz bin Abdüsselam eğer bu mendili kabul ederse ben onu tekrar idareciliğe, kadılık görevine göndereceğim der. Bu mendilin altında başka bir şey yatıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Masum bir mendil değil. İdareci gider, İz bin Abdüsselam'ı bulur. Ne der biliyor musunuz? Sen sultanın huzuruna çıktığında zelil ve aciz bir usluk ile özür dile ve onun elini öp ki bu mesele bitsin. Kime söylüyorsun sen? Aslan parçası bir adama nasıl böyle bir teklifle bulunursun? İz bin Abdüsselam bu sözü duyar. Öyle bir cevap verir ki Allah'a yemin ederim İslam tarihinin sayfaları bu sözün ağırlığıyla şeref bulmuştur. Bu söz çok büyük bir sözdür. Vay be der. Şu adama bak. Şu şaşkına bak. Benim onun elini öpmesini bir tarafa bırak. Onun elini öpmeyi bir tarafa bırakın. Ben sultanın benim elimi öpmesine dahi kabul etmem der. Onun o kirli dudakları benim tabir yerindeyse temiz ellerimi kirletir der. Şimdi der beni iyi dinleyin. Siz ayrı bir alemdesiniz. Ben bambaşka bir alemdeyim. Size uğrayan musibetten Allah'a hamdolsun ki kurtulmuşumdur. Ne o musibet biliyor musunuz? Dünyaya makam ve mevkiye tapma musibeti. Ben bundan kurtuldum. Bundan beraat ettim ben. Ve elçiyi gerisi geriye gönderir. Elçi sözleri olduğu gibi sultana aktarır. Sultan bu sefer ne yapar? Savaş meydanında kendi çadırına en yakın bir çadıra onu tekrar hapseder. Artık İz bin Abdüsselam'ın o hapis hayatı tabir yerinde ise alemlere Rabbine kavuşacağı en güzel anları olur. Sürekli Kur'an tilavet eder. Secdelerde geçirir. Zikirle zamanını en güzel şekilde değerlendirir. Bakın şimdi. Aradan bir zaman geçer. Şam sultanıyla Hristiyan, o Frenk kralı bir yerde karşılaşırlar. Daha savaş başlamamış. Der ki Şam sultanı, siz İz bin Abdüsselam'ın Kur'an seslerini işitiyor musunuz? Kral der ki evet işitiyoruz. Der ki iyi bilin. Yaltakçı İslam ümmetinin bağrına yapışmış hain bir hançerin dudakları arasından çıkan söze bakın ne olur. İyi bilin ki diyor. İz bin Abdüsselam Müslümanların patriğidir. Yani sizin patriğiniz, din adamınız. Dini konularda son sözü söyleyen adamınız kimse bizim için Abdüsselam odur. Ve size verdiğim beldeler, kaleler yüzünden bana kızdı. Ben onu önce hapsettim. Ondan sonra elindeki bütün rütbeleri söktüm. Yetmedi sonra onu diyor Kudüs'e sürdüm. Ve tekrar sizin için, siz memnun olun diye, siz sevinin diye, bize daha fazla yardım edin diye, atlarınızı bize yardımda gönderin diye, şimdi onu tekrar hapsettim. Deyince, o Frenk kralı, o sultana döner der ki, eğer İz bin Abdüsselam sizin patriğiniz değil de, Hristiyan aleminin patriği olsaydı, biz onun ayaklarını yıkar ve o suyu içerdik. Allahu Akbar. Maalesef. Üzülüyorum. İçler acısı. İslam tarihi dünyaya, makama, mevkiye tapıp da Yahudilerin, Hristiyanların uşağı olmuş idarecilere de sahip. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. Bu toplumun içerisinde, bu ümmetin bağrından kopan
nice idareciler makam ve mevki saltanatını elde etmek için izzetini ve şerefini yolun ortasında bırakmıştır. Bu tarih bunlara da şahit. Ama bilin ki Hristiyanlık tarihi de, Yahudileri tenzih ediyorum alçakları, ama bilin Hristiyanlık tarihi de krallarının, idarecilerin karşısında yaltaklık yapan, kralım padişahım ne buyurursan buyur dediğin doğrudur diyen alçak ilim adamlarına da sahiptir. O kadar sahipler ki hücrelerinde o kadar çok yaltakçı rahip ve patrik bulunmaktadır ki ondan İz bin Abdüsselam'ın o şecaati, şerefi, izzeti onlar için çok kıymetlidir kardeşler. Ve savaş başlar. Mısır ordusu Haçlı'yla ittifak eden Şam ordusunu yerle bir eder. Askerler telef olur, mallar ganimet olarak ele geçer. Gelirler bir çadıra bakarlar ki Mısır sultanı İz bin Abdüsselam'ı orada görür. İz bin Abdüsselam'ı tutar, onu alır, Mısır'a götürür. Ne yapar biliyor musunuz? Mısır'ın kapısı yapar. Sen izzetli olursan Allah seni izzetin en zor doruğuna çıkartır. Sen takvayı arzularsan Allah sana takvanın basamaklarını karşına çıkartır. Eğer dün kralı veya sultanları memnun etmek için fetva verseydi, onların arkasında kuyruk olarak dolaşsaydı, İz bin Abdüsselam'ın sonu Mısır'da çoluk çocuğun ve delilerin alay konusu olurdu. Başka hiçbir şey olmazdı. Allah onu aldı o çadırın içerisinden, tekrar kadırlığa yükseltti. Ve bakın dün ilmiyle, takvasıyla ve cesaretiyle Şam ehlinin kalbinde taht kuran İz bin Abdüsselam o gün Mısır halkının ve sultanının vazgeçilmezi olmuş. Dün Şam ehlinin fesada uğramaması için davet ve cihat çalışması yapan, o gün Mısır halkının ıslah ve izzet bulması için Allah yolunda gayret göstermiştir elhamdülillah. Ve bakın ama ne olur dikkat edin şimdi. Dün neyse Mısır'da kadılık yaptığı dönemde aynı İz bin Abdüsselam'dır. Değişme yok. Minnet yok. Padişahlara ve sultanlara el açmak kesinlikle yok. Bunu ispatlayan bir olay. Bayram günü Mısır sultanı bütün böyle haşyetiyle, bütün duygularıyla, bütün zenginliğiyle, bütün iktidarıyla tahtına oturmuş. Sarayın muhafızları iki saf olup karşısında durmuş. Sarayın yetkilileri, idarecileri, ordu komutanları, dikkat edin şimdi, sultana saygılarını göstermek için karşısında durup yeri öpmeye başlamışlar. İz bin Abdüsselam bu facia olayı görünce kalbi daralır ve dikkat edin o Mısır sultanını, Hristiyanları ve Şam ehlini yerle bir eden Mısır sultanına ismiyle hitap ederek ey Eyüp, ey Eyüp, yarın kıyamet günü Mısır halkının başına rahat ve serbest bir şekilde içki içsinler diye mi seni koyduk dediği zaman Allah'a ne cevap vereceksin? Bir anda herkes şok olur. Bir anda her taraf buz tutar. Duvarlar dahi daha çok katılar. Siz sultana bu sözü söyleyeceksiniz. Siz sultanın sağ koluna bile bu hitabı söylemekten acizken İz bin Abdüsselam adamın yüzüne tokat gibi vurmuştu bu sözleriyle. Yarın Allah sana bu iktidarı bu amaçla mı kullandın dersen ne diyeceksin? Bir an o şok etkisinden kurtulur. Der ki neyi amaçlıyorsunuz? Bana neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Der ki şu falanca meyhanede içki satılıyor. Orada içki içiliyor. Ve anlatamayacağım daha kötü işler yapılıyor deyince Sultan İz bin Abdüsselam'a döner ne der biliyor musunuz? Ey efendim, bu benim babamdan kalmış bir gelenektir. Yani benim babam döneminde icazet almışlar. Benim babamın döneminde kendilerine ruhsat verilmiş. Bundan dolayı benim bir suçum yok. Benim kabahatim yok deyince
Ez bin Abdüsselam durur mu? O zaman sen, bunlar babalarımızdan, atalarımızdan süre gelen şeylerdir ayetine muhatap olanlardansın. Yani sen atalarına tapan, yanlış da yapsalar onların yolunda yürüyen, onların yanlışlarını doğru gibi kabul eden kimselerdensin deyince Kaygı Sultan'a çok dokunur. Bir emirle meyhaneyi hemen imha eder. Şimdi olayın asıl boyutuna gelir. Saray terk edilir. İz bin Abdüsselam'ın talebesi hocasına döner der ki hocam sen bunu niçin yaptın? Yani tabir yerindeyse kellenin vurulması pahasına böyle bir davranışta neden bulundun? Der ki sultanın etrafındaki insanların ona aşırı saygısından dolayı sultanın gurura ve kibre düşerek kaybedeceğinden korktuğundan dolayı. Sultanı korumak için. Dünyasını ve ahiretini korumak için onu yaptı. Deyince, şimdi bakın dikkat edin. Peki der talebesi, korkmadın mı? Şimdi en önemli yer burası. Korkmadın mı? Der ki o an, o sözleri söylerken ya da o sözleri düşünürken, cümleleri kurarken ne derseniz deyin. Allah'ın celali ve azameti bende öyle bir canlandı ki sultan karşımda kediye döndü. Allah-u Ekber. Allah'ın celali, kuvveti, izzeti benim gözümde öyle bir canlandı ki karşımdaki sultan bir kediye döndü. Ama maalesef ki maalesef bugün idarecilerin ve yöneticilerin karşısında el pençe duran, aldıkları paraya göre fetva veren, oturdukları koltuk altlarından kaymasın diye idarecilerine yaltaklık yapan, hakkı gizleyen, bırakın artık hakkı gizlemelerinde vazgeçtik, hakkı yaşamaktan korkan, kısacası idarecilerinin karşısında kedi pozisyonunda olan o kadar ilim erbabına sahibiz ki Allah İz bin Abdüsselam'ın şecaatini alimlerimize versin inşallah. İşte toparlayacağım kardeşler. Asıl mevzumuza şimdi gireceğiz. Dün ilmiyle zihinleri, takvasıyla kalpleri, cesaretiyle bedenleri kuvvetlendiren İz bin Abdüsselam'ın kaleminden şu sözler dökülmüş. Demiş ki, cesetlerin ıslahı, kalplerin ıslahına bağlıdır. Bedenlerin ıslahı, kalplerin ıslahına bağlıdır. Aynı zamanda cesetlerin fesadı ve ifsadı da kalplerin ifsadına bağlıdır. Bu sözlerini Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadisle güçlendirir. Resulullah der ki, haberiniz olsun, cesette öyle bir et parçası vardır ki o iyi olduğunda beden de iyi olur ama o ifsat olursa beden de ifsat olur. Haberiniz olsun, o et parçası kalptir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakın kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini öyle bir canlandırıyor ki, öyle bir resmediyor ki, sizi tenzih ederim ama içimizdeki en acizlerin dahi anlayacağı seviyeye getiriyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam, kalp hükümdardır. Organlar onun askerleridirler. Hükümdar iyi olursa askerler iyi olacaktır. Ancak diyor hükümdar kötü olursa askerler de kötü olacaktır. Kardeşlerim, dün Moğollar eliyle, bugün Amerika, Rusya, İsrail ve Batı devletlerinin eliyle İslam beldelerini işgal eden,
taş üstünde taş bırakmayan mabetleri, mescitleri, hastaneleri bombalayan, kadınların izzetlerini ve şereflerini kirletmeye çalışan, çocukları daha doğar doğmaz yetim ve öksüz bırakan, soysuz, şereften, izzetten, namustan mahrum kalan askerlerin bu derece gaddarlığa sevk eden başlarındaki zalim idarecilerin dudaklarından çıkan sözlerdir arkadaşlar. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca asker merhametten yoksun idarecilerin elinde ruhsuz bir et yığını haline gelmişler. Bir robot misali. Yak diyorlar, yakıyorlar. Vur diyorlar, vuruyorlar. Namusları kirletin diyorlar, kirletiyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Hiç hesaba katmıyorlar. Hiç korkmuyorlar. Bunları yaparken bir hayvandan da daha aciz, bir hayvandan da daha beter, bir hayvandan da daha merhametsiz bir duruma düşmektedirler. Çünkü merhametten ve vicdandan yoksun idarecinin elinde bir asker robottan farsızdır arkadaşlar. Tarih şu an bunlara şahit oluyor. Şu an İngilizlerin Allah'ın izniyle inşallah bütün güçlerini ve servetlerini bu toprağa bırakarak gidecekler. Allah'a yemin ederim ki bütün güçleriyle ve ordularıyla beraber birbirlerine düşecekler. Allah'a yemin ederim ki dünya bu zulümlerin bir gün biteceği ve yerine adaletin tesis edileceği günlere gebedir. Allah'a yemin ederim ki bunlar olacaktır. Ümitlerimizi kaybetmeyeceğiz. Vakarımızı kaybetmeyeceğiz. Cesaretimizi kaybetmeyeceğiz. Onlar şu an mahkemelerinde, adalet saraylarında düşmanlarının belini kırmak için, moral ve motivasyonunu bozmak için kadınlarına, kızlarına tecavüz etmeyi yasalarında serbestleştirdiler. Şu an serbest. Bunun kararını almaya çalışıyorlar. Onlar bu yasanın dışında da bunu yapıyorlardı. Ama olaya kalplerinde merhamet olan, kalplerinde acıma duygusu olan, yahu ben bunu yapıyorum ama ben bunun hesabını yarın nasıl öderim diyenler hiç düşünmesinler diye yasalarında şu an zorunlu bir hale getirecekler. Ey bedbahtlar, ey zalimler, Allah'a yemin ederim ki sizler kızlarımıza dokunsanız da, kadınlarımıza dokunsanız da onlar izzetin, namusun ve iffetin belgeleridirler. Sizin bedenleriniz onlara asla zarar veremeyecek. Siz ne yaparsanız yapın. Siz onları ne hale sokarsanız sokun. Onlar Allah'ın katında tertemiz bir Meryem'dir. Allah'a yemin ediyorum. Bizler de, erkekler de onların ayaklarına paspas olmak, halı olmak konusunda cesaretimiz ancak bu kadar sergileyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, hangi yasayı alırsanız alın, hangi kanunları meclisinizde çıkarırsanız çıkartın, İslam ümmetinin belini kıramayacaksınız. İslam ümmetinin erkeklerine korku salamayacaksınız. Değil erkeklerine. O kendilerinize yeltendiğiniz kadınlar bir şamar gibi suratlarınıza vuracaklar inşallah. Kadınlarımız sizi yemin ediyorum ki kanlarıyla boğacaklar, tükürükleriyle boğacaklar. İdam fermanlarını biz erkekler değil, kadınlar verecek inşallah. Ne yaparsanız yapın. Eğer idareci kötü olursa, o idarecinin elinde bulunan asker de kötü olacaktır. Resulullah öyle diyor. Ama vallahi de bu dünya bunun tam tersine de şahitlik etmiştir. İdarecilerinin orduları karşına alıp da yüz binlerce orduya sabrı ve merhameti, mazluma yardım etmeyi, kadına, çocuğa, yaşlıya, hastaya, din adamlarına, ister rahip olsun, ister keşiş olsun, ister haham olsun, ne olursa olsun din adamlarına dokunmamaya, ister kilise, ister havra, ibadet hanelere vurmamaya, hastanelere
dokunmamayı tavsiye eden komutanlar ve idareciler çıkmıştır bu tarihte. Bu dünya bunlara şahittir elhamdülillah. Vallahi bu dünya şuna da şahittir. Ordusu giderken doğum yapan bir köpeğin, bir hayvanın rahatsız olmasın diye güzergahını değiştiren, savaş meydanına yaklaştıkları anda ağlayan, çırpınan, müşrik bir kadının sesini işitip kaybolan çocuğunu bulana kadar ordusunu savaşa göndermeyen yiğit askerlere ve komutanlara, idarecilere de sahiptir bu dünya. Vallahi bu dünya, iman etmeyin, İslam'a teslim olmayan ama İslam'ın gölgesinde gölgelemek isteyen insanların vergi vererek yaşadığı bir dönemde kendilerini koruyamayacağını inandıkları zaman vergilerini tekrar geri veren İslam idarecilerine sahiptir bu dünya. Buna şahit olmuştur kardeşler. Yemin ediyorum da devam edecektir. Ve Müslüman askerler, iyi bir idarecinin elinde bulunan Müslüman askerler, iyi bir yöneticinin elinde bulunan Müslüman askerler, hangi beldeye girerlerse girsinler, o beldeye huzur, hayır ve esenlik getireceklerdir Allah'a. Resulullah Aleyhisselam öyle söylüyor. Yönetici iyi olursa asker iyi olacaktır. Hükümdar kötü olursa askerler de kötü olacak diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İşte kardeşler, kalp mutmain olursa, kalp selim bir ruha bürünürse, kalp Allah'tan korkarsa, kalp Allah'ı arzu ederse, kalp içinde imanı, iyi hasletleri barındırırsa, bedenin gideceği yer salih amellerdir. Kalp istikamet üzere olursa, dil doğruysa, kalp istikamet üzere olursa, gözler harama bakmaz. Kalp istikamet üzere olursa, el harama uzanmaz. Kalp istikamet üzere olursa, ayaklar övünecek ve sevinilecek işlere doğru yürür. Ama ne zaman ki kardeşler, kalp Allah'tan korkmaz ve katı bir ruha bürünürse, içinde imanı değil, şirki, küfrü, ifsadı, zulmü, her türlü hastalığı, melaneti barındırırsa, bedende gideceği adres kötü amellerdir arkadaşlar. Yani beden, yani organlar kalplerimizde beslemiş olduklarımızın onaylayıcısıdır, göstergesidir. Bunu kesinlikle bilelim. Kardeşlerim bunları bahsederken iki hususu izah edip inşallah programı bitirmek istiyorum. Bunlardan birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbi tanıtırken rüzgarın karşısındaki bir tüye benzetmiştir. Kalp bir tüy gibi hafiftir, esnektir, oynaktır, hareket sahibidir. Bazen yüzünü doğruya, bazen yanlışa, bazen hakka, bazen batıla döndürür. Bu durumu çok iyi bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde ya mukallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren, sebbit kalbi ala dinik, kalbimi dinin üzere sabitle diye dua etmiştir. Biz de dua edelim ve ehlimizi öğretelim. İkinci yön kardeşler. Evet, kalplerimizi güzelleştireceğiz. Kalp terbiye oldu mu, beden terbiye olur. Beden terbiye oldu mu, ameller salihleşir, ıslah olur. Doğru mu kardeşler? Ancak. Kalbin merkezinde bir duygu vardır ki ne kadar iyi amel işlerseniz işleyin, amelinizden alacağınız ecri, sevabı, değeri o duygu belirlemektedir. O da ne? Niyetlerimizdir arkadaşlar. Kalpte öyle bir duygu vardır ki, öyle bir mekanizma vardır ki, ne kadar amel işlerseniz işleyin, sonucunu niyetiniz belirlemektedir. Sufyan-ı Sevri öyle demiş, Allah ona rahmet etsin. Bedenim üzerinde en çok ıslah etmekte zorlandığım şey niyetim olmuştur. Başka bir rivayette tam 30 yıl boyunca niyetimi ıslah etmekle mücadele ettim demiştir. Ve bakın sözünü şöyle tamamlamıştır.
az kalsın ona mağlup oluyordum demiştir. Subhanallah. Bu derece niyetleri ıslah etmek, terbiye etmek zordur. Ve kardeşlerim, amelleri çok, amelleri iyi, amelleri düzgün olan nice erler vardır ki cehennem ateşini tutuşturmakla görevli kılınmışlardır. Nice alimler, nice kendi bedenlerini vererek, canlarını feda ederek toprağa düşen mücahitler ve mallarını sarf eden tüccarlar, Ebu Hureyre'nin hadisine göre cehennemin ilk yakıtı olmuşlardır. Niyetlerindeki arızadan dolayı kardeşler. O yüzden amellerinizin çokluğuna değil, niyetlerinizin düzgünlüğüne ve bu düzgünlükte yaptığınız az ama devamlı amellerinizi önemsin. Ve çok amellerinize güvenmeyin. Ve yarın çok gördüğünüz her bir amel suratınıza bir paçavra gibi çarptırılabilir. Allah muhafaza. Bakın kardeşlerim, İmam Ahmet'te Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis nakledeceğiz ve inşallah programımızı sonlandıracağız. Hiç kimse elinde iki sancak bulunmadan evinden çıkmayacaktır. Anladık mı hadisi? Hiç kimse elinde iki sancak bulunmadan evinden çıkmayacaktır. Biri meleğin, diğeri de şeytanın sancağıdır. Eğer o evinden Allah'ı razı edecek işler için çıkarsa, bir melek sancağı ile onu karşılar, eve dönene kadar o sancağın altında gölgeler diyor hadis. Eğer o evinden Allah'ı razı etmeyecek, tabir yerindeyse Allah'ın öfkesini kazanacak bir iş için çıkarsa, onu bir şeytan sancağı ile karşılayacak, evine dönene kadar o sancağın altında gölgelenecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadise bakarsanız kardeşlerim, evinizden çıktığınızda hangi sancağın altında gölgeleneceğinizi niyetleriniz belirliyormuş. Eğer niyetleriniz güzel ve salihse, hiç korkmayın, bunu ben söylüyorum, sanki temiz bir melek, beyaz temiz bir sancakla sizi karşılayacak, elinizden tutacak, sancağın gölgesi altından ilerlerken şeytanın fitnelerinden emin olarak yürüyecek, girdiğiniz yer neresiyse oranın fitnelerinden kurtulacak. Olur ya, insansınız, bir anda hataya meyledeceğiniz zaman kulaklarınızın arasından size fısıldayıp vicdanlarınıza, yapma ey Allah'ın kulu, bu haramı terk et, şeytanın uyma, nefsine uyma diye nasihatta bulunacak. Ama eğer bunun tam tersini yaparsanız, pis, kötü kokulu, albenisi olmayan bir şeytan belki sizi siyah bir sancakla karşılayacak, İs ve dumanın altında sizi gölgeleyecek, size bütün haramların kapısını ardına kadar açıp bu konuda size yardım edecektir. Eğer ben işime gidiyorum, ben 12 saat boyunca bir yerde çalışmak için gidiyorum da burada Allah'ın rızası nerededir diye soracaksanız, evet, size şunu hatırlatırım. Yapmış olduğunuz en büyük harcama ehlinizin boğazı arasından salacağınız harcamalardır. En büyük sadakanız ehlinize giydirdiğiniz elbise olacaktır. Ve siz evinizden helal bir rızık temini için çıkmaya niyetlendiğinizde, insanları aldatmamak,
kandırmamak, onları gasp etmemek niyetiyle adımladığınızda vallahi o melek sizi de Allah'ın izniyle o sancakla karşılayacaktır. Ben okula gidiyorum. Şu fıskın, fücurun mekanı olan üniversitelere gidiyorum. Yahu burada Allah'ın rızası mı olur diyenler sakın sözleriyle kalplerini tasdik etmesinler. Eğer evinizden çıkmadan önce niyet ayarlarınızla oynar, vallahi ben yarın bu okuldan mezun olursam, bu okul bana bir takım yetenekler kazandırırsa, Allah'a yemin ederim ki bu yeteneği ben İslam ümmetine feda edeceğim. Bu yeteneği ben İslam ümmetinin aydın olması için çabalayacağım derse, Allah'a yemin ederim ki bir melek onu kucaklayacak, o fıskın, fücurun içerisinde, bahçedeki zinanın içerisinde tüm masiyetlerden onu koruyacak ve perdeleyecek inşallah. Ve ne olur şimdi? Sesimi size, sesimi duyan davetçilere sesleniyorum. İslam ümmeti bir kar tanesi gibi şu sokaklarda erirken, İslam evlatları ergenlik çağında değil, annelerin karnındayken Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından hedef haline gelmişken, daha La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü telaffuz edemezken, telaffuz edenler de neyi söylediğini bilmezken, ey davetçiler, ey Allah'tan korkan Rabbani mürebbiler, ne olur evlerinizde büyük, kocaman projelerle çıkın. Bugün babası ve annesi tarafından terk edilen, sevgilileriyle yatakları paylaşmak için evlatlarını sokağa atan İslam ümmetinin böyle bireyleri varken, ne olur donuk gözlerle, ruhsuz kalplerle, tembel bedenlerle evlerinizden dışarı çıkmayın. Ne olur İslam ümmetini ayağa kaldırmak, ölü pozisyonunda olan İslam ümmetini canlandırmak, bir ruh elbisesi giydirmek için evlerinizden çıkın. Elinizde kocaman dosyalar olsun. Vallahi gerçekleşmese de, kurduğunuz her bir proje hayat bulmasa da, abileriniz, yöneticileriniz, idarecileriniz tarafından veto'da yeseniz, ne olur yarın sabah aynı heyecanla, aynı ruhla tekrar sokağa çıkın. Birileri sizi kabul etmese de, bilin ki beyaz sancaklarıyla sizi kapılarında bekleyen, size yürüdüğünüz yollarda refakat edecek, saçlarınızın arasında o temiz ellerini dolaştırıp, Allah'ım onu affet, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona rahmetinle muamele et, Allah'ım ona firdevsini ver, Allah'ım onu cennetin içine koy diyecek meleklerle gezmek için dahi olsa, ne olur ey davetçiler, evlerinizden çıkarken niyetlerinizi ıslah edin, niyetlerinizi düzeltin, niyetlerinizi salih bir ayarın içerisine alın. Eğer sokaklarda hangi sancağın altında dolaştığınızı merak ediyorsanız, öğrendik ki niyetlerimizi sorgulayacağız. Allah-u Teala gecenizi mübarek eylesin inşallah. Geceyi abidlerin, takva sahiplerinin gece ibadetleriyle karşılamayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Arkadaşlar, Halep yanıyor. Irak sokakları yanıyor. Yemen sokakları yanıyor. Afrika'nın her bir sokağı yanmaktadır. Arakan yanıyor. Gözümüzün gördüğü, seslerini işitmediğimiz ya da seslerini işittiğimiz her bir mazlum coğrafya cayır cayır yanıyor. Şunu kesinlikle bilin. Omuzlarınızda hiç kendilerini görmediğiniz
mümin erkek ve mümin kadınlarının sorumluluklarını taşımaktasınız. Ya hep beraber bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Allah bizi izzetli günlere tekrar döndürecek. Ya biz bu sorumluluktan kaçacağız, tembelleşeceğiz, banalileşeceğiz. O zaman da zillet tam alnımızın ortasına vurulacak ve cehennem ateşleri bizim için ısıtılacaktır. Ne olur Müslümanlar, uyanalım. Unutmayın, İslam ümmetinin ve İslam'ın menfaati bizim menfaatlerimizin üstündedir. Ne olur unutmayın. Bir gün yürümüş olduğumuz yollardan dolayı hesaba çekileceğiz. Ne olur unutmayın. Ağlayan her bir annenin, feryat eden her bir çocuğun, acziyetinden dolayı şaşkın şaşkın dolanan her bir adamın hesabı İslam ümmetinin fertlerinden sorulacaktır. Ya bu sorumluluğu hep beraber getirip bu sorumluluğun altında ezileceğiz ama izzet ve şerefle yarınlar torunlarımız ayağa kalkacaklar ya da bu sorumluluğu görmezden gelecek, bu sorumluluktan kaçacağız ve zillet boynumuza asılan bir madalya olacak ama sonu cehennem ateşi ve çukurları olacaktır. Allah sizi de beni de böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin inşallah. Allah tekrar gecenizi mübarek eylesin. El Fatiha.